Ülkede gündem biliyorsunuz sürekli değişiyor malum. Evet. Yerel seçim atlattık. Halkın gündemini merak ediyoruz. Vatandaşın gündemi nedir? Gerçek gündem nedir? Bunu araştırıyoruz. Vallahi abi gerçek gündem piyasa kötü. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Kime diyorsun adam bir ürünü alıyor 3 liraya satıyor 20 liraya 25 liraya. Niye denetleme yok? Hiçbir şey yok. Adama sorduğun zaman diyor serbest piyasadır. Tamam serbest piyasadır da sen bunu 3'e aldın 20'ye satıyorsun. Fatura kesmiyorsun. Fiş kesmiyorsun. İrsaliye kesmiyorsun. Olduğu gibi parayı alıyorsun cebine koyuyorsun. Buluyorsun 20 yaşındaki genç abi 12 saat çalıştırıyorsun. 16 bin 17 bin lira para veriyorsun. Sonra da diyorsun memlekette işçi arıyoruz işçi bulamıyoruz. Sen adamı 8 saat çalıştırmıyorsun ki 15 saat çalıştırıyorsun. Ne kadar veriyorsun? Günlük 500 liraya. Günlük 500 liraya. Ben bugün sabahtan akşama kadar çalışıyorum abi. 12 saat bir porsiyon yemek yiyemiyorum. 500 lira. Adamı alıyoruz salatacı, komediye çalıştırıyoruz. Sabahtan akşama kadar 500 lira. Sigorta yok, mesai yok, dini bayram yok, milli bayram yok. Hiçbir şey yok abi. Yani denetleme sıfır. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Adam gidiyor 1 kilo pirzolayı 700 liraya alıyor, getiriyor 3000 liraya satıyor. 3000 liraya. Kuaförcü adam 15 yaşındaki çocuğu tıraş ediyor 30 euro 1000 lira para alıyor. Neden nerenin elinden tutsak elimizde kalıyor. Elimizde kalıyor abi. Elimizde kalıyor. Bir kornet 50 lira olmuş. Bir kornet dondurma 50 lira olmuş. Ne olacak memleketin hali abi? Çok klasik bir soru. Yıllardır soruyoruz. Ne olacak abi bu gidişat? Vallahi abi ne olacak? Bu böyle gidecek. Farz et bu adam gitti. Gitti tamam bu adamı istemiyoruz. Yerine kimi bırakalım abi? Kim var? Tamam Tayyip Erdoğan gitsin biz de istemiyoruz. Eyvallah git babam. Kimi bırakalım? Ümit Özdağ'ı mı getirelim? Ahmet Davutoğlu'nu mu getirelim? Ali Babacan'ı mı getirelim? Meral Akşener'i mi getirelim? Bunları mı getirelim? Bunlar daha bir şey kazanmadan birbirlerine düştüler. Onlar gelmeden de bilemeyeceğiz. Oy verdiniz mi mesela siz? En son seçimde kime oy verdiniz? Ben hangisini? Belediye mi aldım? Genel seçimde Kılıçdaroğlu'na verdim. Hep Tayyip'e veriyordum. Evet. Bir defa dedik Kılıçdaroğlu'na verelim. Niye kararınızı değiştirdiniz abi son anda? Abi kararımızı değiştirdik çünkü neyin olduğu belli değil. Gidişat memnun değil. Ben çoğu oyumu götürüp Tayyip Erdoğan'a verdim. Ben daha kendi öz yeğenlerim ile günahın boynumu abi 10-15 senedendir görüşmüyorum. Onlar HDP'li ben hesapta AKP'liydim. E şimdi bakıyorum adamlar demek haklıymış. Bütün oyumuzu götürdük ona verdik ama ne oldu? Pişman mısınız peki? Allah abi ben sana bir şey söyleyeyim. Yani pişman mısın değil misin değil de. Yani adamın da iyi kötü hizmetleri oldu. İyi kötü bir şeyleri olmuş ama... Adam iyi olabilir, dürüst olabilir ama yanındakiler abi. Kendisi iyi, çevresi kötü diyoruz. Abi adamlar geliyor, ben kemerde kalıyorum. Geliyorlar oraya abi. Tayyip Erdoğan adı altında, AK Parti adı altında neler yapıyorlar neler ya. Neler yapıyorlar neler abi. Abi neler neler yapıyorlar. Ama 3 saat sonra bakıyorsun adam programa çıkıyor televizyonda. Hak'tan bahsediyor, hukuktan bahsediyor, Allah'tan bahsediyor. Oğlum sen 3 gündür buraya geldin ne yaptın burada? Ben 3 gün geldim bu bölgede neler neler yaptın, kalktın gittin. Telde mi kalıyorlar burada? Abi nerede adamlar? Kardeşim şu an piyasa gerçekten baba abi, Londra'da yaşıyorum. Tabii. Yemin ederim fiyatlarımız şu an var İngiltere'den daha pahalı. Bak yerli muz, bir örnek vereyim sana bak. Yerli muz var ya, yerli şey, İtalya muz. 85 lira burada, İngiltere'de 24 lira daha güzeli. Oraya da ithal geliyor kardeşim, onlar da yetiştirmiyor. Her konuda fiyatlarımız gerçekten yazık yani insana. Abi lafın balayı kesiyorum, bu abi bir yıl öncesine kadar İngiltere'deydi. Ben onu her gün arıyordum. Diyordum Gürkan abi, bak araba vergileri, markettir, çarşıdır, pazardır. Ya abicim bugün 3 liradır, yani 3,5 liradır, artık zorumuza gidiyor. Abi diyor. Kardeşim ülkemizdir. Hepimiz bir gemideyiz. Ama, bak bu gemi su alırsa hepimiz batarız. Ben dedim sen gelip burada yaşayacaksın. 3 ay sonra geldi hadi gitmenin eyvallah. Derdindedir. Kesin dönüş yaptınız. Abi. Ya ha kesin dönüş yaptım. Gitmeye mi çalışıyorsun? Gerçekten çok fazla ya. Bak şu an orada fiyatlar düşüyor. Orada da resesyon vardı, enflasyon vardı. Ama şu an orada düşüyor. Bizde hiç düşmüyor. Daha çok gidiyor. Her şey. Ya ben bir tişört alıyorum orijinalini oradan 10 pound'a alıyorum. Burada sahtesi 12 pound, 13 pound. Kardeşim. Sahtesi orijinalini alıyoruz. Yani fiyatlar uçtu. Uçtu abi. Siyaseti bırak. O gelmiş, o gitmiş. Önemli değil. Anlıyor musunuz? Biz vatanımızı seviyoruz. Milletimizi seviyoruz ama bu gidiş artık iyi değil yani. İşte garip olan, acı olan da şu abi. Ya vatanımızı, milletimizi seviyoruz diyoruz ama mesela şu an sizin gibi gençler de yurt dışına gitmeye çalışıyor. Yani ülke bu duruma geldi maalesef. Öyle oldu. Ya doktorumuz gidiyor. Ben orada bir sürü insan görüyorum. Buradan aman kaçayım diyor adam. Yetiştiremiyor burada. Şimdi geldiğinize pişman mı oldunuz? Fiyatları tekrar? Tabii ki. Bak şu andaki fiyatlara göre asgari ücretin en az 45 milyon olması lazım. Şu fiyatlara göre 45 bin olması lazım.
Ben siyaseti bırak, ben sevmiyorum siyaseti. O gelsin, o gelmiş hiç önemli değil. Anlıyor musun? Önemli olan memleketimizin güzel ileriye gitmesi. Fakat durum iyi değil yani. Gerçek söylüyorum. Ben şu söyledikleriniz çok değerli benim için. Şu yüzden diyorum. Burada gurbetçilerle biz denk geliyoruz. Evet. Bu olayı aslında anlatamıyoruz. Yani ülke çok güzel. Hayat pahalılığını anlatamıyoruz. Siz de oradayken muhtemelen göremediniz bu durumu. Tekrar döndünüz. Son bir senedir diyorum ya, 6-7 aydır özellikle şu fiyatlarda hiç kimse geçiremez kardeşim. Hani orada da hayat zor. Yanlış anlama, her yer, dünyanın her yerinde hayat zordur. Şu an diyorum ya, fiyatlar iniyor da bizde ha yükseliyor. Ya bir muz diyorum, örnek verdim bir muz. Bak tişört örnek veriyorum. Gerçekten fiyatlar aşırı ya. Türkiye'de fiyatın düştüğü görülmemiştir zaten. Öyle bir şey yok abi. Denetim de yoktur. Denetim. Aynen sabit kalsın, aynen doğru söylüyorsun kardeşim. Ya sen denetim yok. Denetim yap kardeşim, geldi. Gitsin şu mağazaya. Bu kaç paraya geliyor kardeşim? 20 lira. Sen bundan en fazla hadi %100 koydun, 40. Denetim yok adam. Koydukça koyuyor. Her konuda yani. Restoranlarda, orada, burada. İnan restoran da buradan ucuz. Mağazalar da buradan ucuz. Marketler tabii ki. Oranın asgari ücreti diyorum en kötü. 1400 pound'u ne yapıyor kardeşim? 60 milyon. Bu adam daha fazla fiyatı alıyor burada. Aldığı 17 milyon. Yazık yani. Yoksa ben politikayla alakam yoktur. Hiç kim gelirse gelsin. Her ne kadar yurt dışına gitmeyi tekrar düşünseniz de neticede bu ülkenin evladısınız tabii abi. Ya ben şimdi düşünüyorum kardeşim. Evet. Ben hesabımı kitabımı yaptım, dedim ki bana ayda dedim atıyorum kafadan 30 milyar yetiyor, anlıyor musun? Evet. Ulan bir geldim baktım 20 milyar. 20 milyar yetiyor. Ulan baktım anasını sen tekim ben 40 milyar yetmiyor vallahi. Vallahi yetmiyor. Sigara iç şudur budur yetmiyor. Bu adam 17 milyar al nasıl geçinsin? Şu fiyatlarda en az asgari ücret 45 bin lira olmak zorunda. Emekli de öyle bak, emekli de aynı. Yok, hep böyle gidiyoruz uçuruma bakın ne olacak. Sen gibi yaşamak istiyorsak eğer bu olmalı. 5 bin kardeşim asgari ücret. Bunun alırı yok yani. Yoksa o gitmiş, o gelmiş. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Vallahi ben, Gürkan abi biliyor, 37 yaşındayım. 3 tane kiracım var, Allah'a binlerce şükür. Kemer'de oturuyorum, kiracım var, ev benimdir. Ya ben ay sonunu getiremiyorum ya. Vallahi ay sonunu getiremiyorum ya. 3 sene kiracım var ha. Sonra düşünüyorum ya kurban olum Allah'a. Ya bu asgari ücretteki adam nasıl geçiniyor? Bu adam çocuk çoluğuyla gidip niye bir restoranda bir yemek yemezsin ya? Niye yemezsin? Gelelim ya? Bu konuları toparlayalım. Bizleri yönetenler bu durumdan sorumlu. Her kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun. Bu durumdan haberleri yok mu acaba? Abi haberlerin olmaz ki. Adamlar her gün istediği yerde yiyorlar, içiyorlar. Şey diyorlar adamın benden senden ne haberi olacak abi? Biz market market. Bir yağın, bir türçilin, bir şekerin 3 lira, 5 lira aşağısı için biz 7-8 tane market geziyoruz abi. Ya yukarıdaki adam ne bilecek? Yukarıdaki adam nereye gidiyor? Koruma ordusuyla. O gün bir lafın valla kesiyorum abi. Bir bakan gelmiş buraya. Yanında 20-30 tane koruma. Konuşuyorlar biz yemeğe 7 Mehmetlere gideceğiz. Hadi hazırlanın. Kardeşim başka yere yemeğe gidin. Normal bir esnafa gidin. Sen 7 Mehmet'e, 7 Mehmet'e kahvaltı 3 bin liradır. 2 kişi kahvaltı 3 bin liradır. Siz bu milletin parasını çarçur ediyorsunuz. Sonra şehitler ölmez, vatan bölünmez, ülke bölünmez. Kardeşim benim ülkeyle başka bir ülkeyle derdim yok ki. Kürdüm. Kürdoğlu Kürdüm ama bayrağım için, memleketim için 50 defa ölüme giderim. 50 defa ölüme giderim. Benim vatanla, toprakla bir işim yok ki. Ben geçim derdine düşmüşüm baba. Geçim derdine düşmüşüm. Yoksa Ali gelsin, Veli gelsin. Gelen adam iyi midir abi? Vatandaşa iyi midir? İstersen eşeğe tapsın, istersen Allahu Ekber desin, istersen Ali desin, istersen Ömer desin. Beni ilgilendirmez ki. Ben kendi cebime bakarım. Kendi geçimime bakarım. Gelen adam iyi olsun abi, duvara tapsın. Beni ne ilgilendirir? Onunla Allah arasında bir şeydir. Sabahtan akşama kadar ben namaz kılmışım. Sana ne faydam var? Sen sabahtan akşama kadar oruç tutmuşsun. Bana ne faydam var? Bu ibadettir, özel iştir. Bu özeldir. Özeldir ama ben geçim derdine gitmiyor, geçim derdine düşmüşüm. Çocuklar açtır, babalar çocuklarına bir şey alamıyor. Ya abi şimdi biz iyi kötü restoranlara gidiyoruz. Normal bir vatandaş, asgari ücrete çalışan bir arkadaş, çocuk çoluğu var, yaşlı anne babası var. Ya bu adam niye bir restoranta gitmesin arkadaş? Niye gitmesin abi ya? Niye ben hep diyeyim benim olsun, başkası olmasın? Benim de evim olsun, senin de evin olsun. Benim de arabam olsun, senin de araban olsun. Reisimizin de arabası olsun, bizim de arabamız olsun. O da sarayda kalsın, biz iyi kötü kevimizi yapalım. BMW'ye geldim kaç para? BMW 520 ile geldim. Orada kaç para aldım? Kaç model 2015. abi? 2015. 2015 model. Yemin ediyorum 80 milyar aldım Türk parası. Şu anda 1,5 milyon falan galiba. 1750 baktım fiyatı. Orada 80 milyon. Türk parası 80 bin lira. BMW 520.
80 bin Türk lirası. Vallahi billahi. Abi bir de öyle bir şey var. Şimdi alınan vergiler, bize kesilen cezalar, ben bilsem ki devletin cebine giriyor, hazineye giriyor, benim cebime giriyor diyeceğim, eyvallah babam, devlet bana ceza kesmiş. Telefonla gidiyordum şeyde, trafikte. Ceza yedim, devlet haktır babam, bana verdi. Abi para nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Adama bir yorum yapmışım, Ravza Kavakçı diye bir bayana. O da lafı ortaya atmışım. Bir yazmışım hırsız oğlu hırsızlar diye. Avukatı beni arıyor. Sen işte, seni yakaladık bulduk dedim. Ha beni yakaladın. Sen bize hırsız oğlu hırsız demişsin. Dedim demişim, özür diliyorum. Ne yapalım? Dedi gel uzlaşalım. Dedim gel uzlaşalım abi. Ne istiyorsun diye bana 80 bin lira ver. Mahkemeye vermeyeceğiz. Dedim oğlum sen beni mahkemeye versen devlet zaten kendisi bana 11,5 milyar ceza verecek top. Yani herkes abi birbirini yolmanın derdine düşmüş. Rant olarak sana bir şey örnek vereceğim. İngiltere'de büyük şehirde dahil adam bisikleti, arkasında sepeti var, el ilanı. Efendim bana oy verin. Çünkü rant yok orada, anlıyor musun? Bizimkiler korumalarla konvoy. Niye? Adam bak cebinden evini satıp belediye başkanı olması için çalışıyor değil mi? Niye? Çünkü diye bir hale alırım. Kardeşim 10 tane evin parasını gene koyarım cebime. Rant var. Adamlar da yani vali, şey nedir o, milletvekili bisikletli onlar. Rant yok orada. Belediye yok. Belediye yok öyle bir şey. Öyle bir şey. Burada yaşıyordu Mehmet Şimşek zaten. Tabii. Abi bakan olmadan önce adam poşetlerle alışverişe geldi. Defa gör. Neyse biz gidelim kardeşim. Ülke malum biliyorsunuz, Türkiye'de gündem sürekli değişiyor. Yerel seçim atlattık. Vatandaşın gündemi nedir? Gerçek gündem nedir? Bunu araştırıyoruz. Ne var efendim? Kiralar. Kiralar diyorsunuz. Tabii. Yani ekonomi. Aynen. Yaz ayındayız. Neden ülke vatandaşının gündemi ekonomi? Neden kira? Neden mesela bir tatile gitmek yok da bunları düşünüyoruz efendim biz? Çünkü biz Avrupa'da yaşamıyoruz. Burası Türkiye. Emekliysen, tatil yapıyorsan Avrupalısındır. Bize çok. Onların o ki o yani tatil yapan emeklilerin kimliğinde TC yazmıyordur. Anlatabiliyor muyum? Onların 1 lirası bizim 30 liramız. Şimdi ben nasıl tatil planı yapayım? Bana... Biz buna mı layığız? Yani bunun bedelini de bizim dedelerimiz ödedi mesela zamanında. Bak arkadaşım, seçmen yalan sever sevdiği sürece vatansever olamaz. Biz yalan seviyoruz. Vatandaş ne zaman vatan korumak için, kendi cebini korumak için, seçtiklerinin kendilerini öncelediğini düşündüğü zaman yalan savar olduğu gün biz de insan muamelesi görürüz. Yani bizden kaynaklanıyor bunlar diyor. Seçilenlerin hiçbir suçu yok. Biz seçmen güdümlü koyun gibi, kim olursa olsun, bak ayırt etmiyorum, hangi parti olursa olsun, tamam, güdümlü koyun gibi ne önünü arıyoruz ne ardını, hiçbir şeyin doğrusunu yanlışını araştırmadan fanatik takım tutar gibi gidiyoruz basıyoruz. Kulaktan dolma, ne okuma var ne araştırma var, hiçbir şey yok. Bu seçmen böyle olduğu sürece bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Gençlerden umut var diyeceğim ama gençler de yurt dışı hayalleri kuruyor maalesef. Arkadaşım, bugün. Gençlerden nasıl umut olacak? Hepsi TikTok'tan para kazanma derdinde. Hediyelerle derdini çözme derdinde. Git bak bakalım hizmet sektöründe kaç tane iş yeri adam arıyor. Bak iş ilanlarını ara. Sokaktaki vatandaşa mikrofonu uzatma. İş ilanlarına bak. Kaç tarih, kaç aydır o iş hali, iş ilanı var. Kimse gidip müracaat etmiyor. Çünkü TikTok'tan. Sosyal medyadan, oradan buradan hediyelerle para kazanmaya çalışıyor. Gençlik neden bu hale geldi efendim sizce? Çünkü idare edenler önünü alamıyor, engelleyemiyor. Adım başı üniversite açıyor. Apartmanlarda üniversiteler var. Üniversite mezunu olunca adam olduğunu zannediyorlar. Lise mezunları şu an üniversite mezunlarından daha çok para kazanıyor. Öyle oldu. Tamam mı? Çünkü 4 yıl harcadığı paranın karşılığını alamıyor. Alamaz. Üniversite mezunu olmayan gençleri adam yerine koymuyor. Kızlar... Para yoksa yanında adam bulundurmuyor. Anlatabiliyor muyum? O da bu da. Hiçbiri seçilenle alakalı değil. Hepsi seçmen ve vatandaşın aptallığı. Çok klasik bir soru. Yıllardır soruyoruz biz bunu vatandaşlar olarak birbirimize. Bu memleketin hali ne olacak? Şöyle geleceğe baktığımız zaman. Atatürk'ün gençliğe hitabesi aklıma geldi birden de o yüzden sordum. Ne olacak memleketin hali? Ne olacak biliyor musun? Dört tarafı neydi bizim? Dört tarafımızın üç tarafı denizlerle mi kaplıydı? Kaç milyonuz? 84 milyon. Tamam o 84 milyonu. O üç tarafı denize doğrasan, o denizler var ya cacık olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. 84 milyonun tamamını o üç taraftaki denize doğrasak, o denizler cacık bile olmaz. Ne demek istediğim sen anla. Oradaki, anladın mı önermeyi? Önermeyi hakaret etmemek için kibarlaştırdım.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Ben o kadar da anlamadım diye. Almanya'dan geliyorum. Yurt dışından mı yaşıyorsunuz? Evet. Peki size şunu sorayım. Ekonomik gidişatı sorayım. Nasıl gördünüz? Yurt dışından gelen bir vatandaş olarak aslında bu durumu en iyi siz fark edersiniz. Çünkü geçen yıl geldiniz belki en son. O günden bugüne neler değişmiş? Mesela neler gördünüz? Hepsi pahalanmış burada. Hayat pahalıyor. Evet. Şimdi geçen sene bakarsan 1 euro 28'di. Evet, 28'di, 25'ti. Şimdiye kadar bakarsan 35, 34 euro lira oluyor. Evet, aynen. Pahalanmış. Biz de görüyoruz burada. Onun için ama Almanya'da pahalanmış. Ya mutlaka bütün dünyada belli bir enflasyon var ama Türkiye'deki enflasyon neredeyse bütün ülkeleri katlıyor. Onların toplamından fazla doğru, hatta doğru. Öyle söyleyeyim. Neden Türkiye'de bu kadar fazla hayat pahalı, neden yükseliyor her geçen gün? Onu ben bilmiyorum niye. Almanya'da şimdi böyle oldu, elektrik yukarıya gitti. Evet. Onun için onun hepsini pahalanmış. Ev kiraları da yukarıya gitmiş. Evet. Şimdi düşünsen 3 oda ben Almanya'da 1000 euro kira veriyorum. Benim maaşım da böyle 2200 euro oluyor. Ama fabrikte çalışıyorum diye o da çok iş oluyor. 6 günde 7 gün var, 6 günde çalışıyor. Ama bir şekilde geçiniyorsunuz. Geçinemiyorum diye bir şey söz konusu değil galiba. Geçiniyoruz evet. Ama zor zor. Türkiye'de akrabalarınız vardır herhalde. Nasıl onların durumunu nasıl gördünüz mesela? Onların durum da iyi değil. Azı bize de soruyor yardım olur musunuz? Bize de yardım veriyoruz. Evet. Para istiyorlar bazen. Evet. Zaten para değil. Başka hediyeleri de oluyor. Almanya'da mı yaşıyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'daki gurbetçiler. Ama geri gelmek istiyoruz. Geri gelmek istiyorsunuz. Evet, gelmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Siz de mi yoksa aileniz mi? Ailemiz. Siz gelmek istemiyorsunuz. Ben de gelmek istiyorum evet aynen. Gelecek misiniz peki? İnşallah olur. 2-3 sene sonra. Gelmeyecek. Yani küçük çocuğum var bir ay. Bir yer. Evet. Ondan sonra okul gitsin orada önce. Biraz öğrensin ondan sonra geliriz buraya. Bu şartlara Türkiye'ye döndüğünüze pişman olur musunuz sizce? Çünkü ben denk geldim bazı insanlar pişman olduğunu söylüyor. Yok pişman. Şimdi hep tatile geliyoruz ya Antalya. Evet, evet. Ama biz Bursa'ya gitmek istiyoruz. Orada bizim evimiz var aldık. Evet orada kalmak da istiyoruz. İşte Türkiye'de yaşıyor olsanız muhtemelen şu an eviniz olmasa geliriniz buradan olsa evi alamazsınız galiba. Çünkü aynen. Alınmayacak fiyatlarda. Evet doğru. Pahalanmış diye onun için. Ama da sorun olmaz yine de diyorsun. Şimdi sorun olmaz. Peki. Eyvallah. Oy kullanıyor musunuz orada? Oy kullanıyoruz evet. Kimden yana kullanıyorsunuz? Gurbetçilerimiz oy kullanıyor biliyoruz bunu. Evet. Şimdi söyleyecek mi? Tabii sorun yok yani. Abi biz Erdoğan tutuyoruz. Evet. Neden efendim? Bu da bir ayrıca bir tartışma konusu. Çünkü oradaki gurbetçilerimiz ağırlıklı olarak Erdoğan'a oy veriyorlar. Bunun sebepleri de tartışma doğru konusu. Doğru değil. Herkes Erdoğan tutmuyor. Hayır, ağırlıklı olarak öyle mesela %60-%70 Erdoğan'a veriyor gurbetçiler. Aynen olur. Bunun sebebi nedir efendim? Siz mesela neden verdiniz? Biz sadece hepsini buradan bilmiyoruz ya. Sadece televizyonda görüyoruz evet. Ne var, ne konuşuyor. Ondan böyle takip ediyoruz. Ondan sonra böyle oy veriyoruz. Gördüğüm kadarıyla Erdoğan aynen. İyi diyorsun. Televizyonda hangi... ne görüyorsunuz? Doğru. Evet iyi görünüyor. Hangi televizyonları izliyorsunuz mesela? Almanya'da A Haber, TRT. ATV. ATV, evet. A Haber olmazsa olmazınız. Eyvallah. Evet. Peki var mı eklemek istediğiniz? Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Bir yerel seçim atlattık. Halkın gündeminde ne var bunu soruyoruz. Gündeminizde ama ne var? Ben işine bakıyorum. Ben anlayış yapıyorum. Ekonomi diyor vatandaşlar. Ekonomiden memnun muyuz? Ekonomi ben normal yani. Ben hiç bir şey demiyorum yani. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz amcacığım? Allah'a şükür. Geçiniyorum. Eviniz kira mı? Eviniz kira mı? Yok kendimi. Değil. Peki, nasıl görüyorsunuz son günlerde emekliler haline şikayetçi? Valla ben şikayetçi değilim. Memnunum diyorsunuz. Ben memnunum Allah'ıma şükürler olsun. Siz nasıl memnun olabiliyorsunuz abi merak ettim. Ben çalıştım. Çalışmakla ben bu işi yaptım. Ben gecemi gündüzüme attım çalıştım. Kimse evet. De muhtaç değilim Allah'ıma şükürler olsun. Evet. Şey etmedim ben şimdi yapalım. Bireysel olarak durumunuz iyi olabilir ama her geçen gün alım gücümüz düşüyor maalesef. Yok ben hiçbir zaman memnun şey değilim yani şikayetçi değilim. Ya amcacığım bireysel olarak belki iyisinizdir onu diyorum ama ülke olarak iyi durumda değiliz. Valla onda bir şey diyemeyeceğim abi. Ben herkesin kendine göre bir şeysi var. Ben... Var mı sizce ülkede bir sıkıntı? He? Ekonomide bir sıkıntı var mı sizce? Ben valla hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Amca geçen sene aldığın yağı bu sene iki katı fiyatını alıyorsun mesela. O soru değil, o soru değil. Ben herkesin adamına göre, ayağına göre yorgan uzatırsan hiçbir şey olmaz. Yorgan kısalıyor her geçen gün. Ondan bahsediyorum. Hiç kısalmıyor. Kısalmıyor. Valla eskiden var ya eskiden sigara kuyruğuna girerdik sigara kuyruğuna. Ne zaman? 70'lerde, 80'lerde, 90'larda. Neden giriyorduk biliyor musunuz peki? He? Neden kuyruğa giriyordunuz biliyor musunuz peki o günleri? Onu da biliyorum. Baş ver. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı ambargo uyguladı Amerika. O yüzden kuyruğa giriyorduk biz de. Valla bilemeyeceğim abi. Ben... Onu bilmiyorsunuz ama kuyruğa girdiğinizi hatırlıyorum. Ben o kadar pek şey demedim. Anlayamıyorum. Bugün kuyruk yok diyorsunuz yani ekmek kuyrukları falan yok diyorsunuz. Valla var. Hepsi var Allah'a şükür.
O zaman da vardı. Bazı kişiler avrasız stok yapıp milleti şey ediyorlardı. Ülkedeki sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getiriyor. O kabul ediyor ama siz sıkıntı yok diyorsunuz. Erdoğan mı bilmiyor acaba sıkıntı olup olmadığını? Valla ben şey etmiyorum. Oy kullanıyor musunuz amcacığım? Oy. Kullanıyorum. En son kime verdiniz genel seçimde? Valla orasını bilmiyorum. Ben gelişi güzel kullanıyorum. Yani. Amcacığım AK Parti. AK Parti alnınıza yazıyor canım. AK Mustafa, hepsi bu vatanın evladı. Tabii ki öyle. Tamam, onun için şey demeyeceğim, kusura bakmayın. Tamam, orada. Görüşürüz, hayırlı günler. Ülke kötüye gidiyor ya. Şöyle diyeyim, abi denetleme yok. Hiçbir devlet şeyi olarak bazı polislere bakıyorum, hiç görevini yapmıyor. Bu ülkeye inleden iptiğine bir dünya değişik insanlar geliyor. Bunlar in mi, cin mi, bir soruşturmaz mı insan? Marketler de aynı. Gerçekten çok kötü durumdayız. Devletin varlığını hissedemiyoruz yani. Aynen öyle. Pazarda da aynı. Pazarda biri fasulye 100'e satıyor, biri 70 liraya satıyor. Abi. Aynı fasulye. Mesela örnek diyorum yani. Yani buna bir dur denip denetleme olması lazım. Yani görevini yapmıyorlar abi. Pazarda eskiden neydi onlar ya? Denetlemecilere ne diyorlardı ya? Ha zabıta. Zabıtalar da görevini yapmıyor. Ben gözlerimle gören bir insanım ya. Oturuyorlar akşama kadar abi, denetlesene sen pazarcılar ya. Marketleri denetle. Aynen öyle yani. Üzücü bir şey. Bu ülkeye böyle bir rezalet gelmedi. Gerçekten bak. Güceniyorum yani. Bizler yöntemleri bu durumun farkında değil midir abi sizce? Aynen ya. Ama farkına varanlar var da. Şimdi insanlar da korkuyor ya. Bir şey olur diye içeriye atarlar diye. Bu gerçek olay. Yani derdimiz siyaset değil. Vatanımız yani derdimiz. Abi eski yöneticilerde bir huzur vardı ya. Şu anda abi bir yemek olmuş. En bir yerde bir lokantanın birinde 500 liradan aşağı çıkamıyorsun ya. 500 lira demek ne demek abi ya? Çok para yani. Günün sonunda ekonominin kötü olduğunu birçok insan kabul ediyor. Çok kötü. Ama neden bu durumda? Yani bunun sebebi ne? İşte dış güçler diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar. Yani dış güçlerle bir alakası var mı bunun mesela? Şimdi dış güçlerde bayağı değişik şeyler oluyor kardeşim de. Onu bilemiyorum. Biraz da bizim insanlar fırsatçılıkta yani biri çayı 118 liraya veriyor, bir tanesi 135 lira mesela yani buna bir araştırılması lazım yani. Yönetim zayıf abi. Hiç kimse resmi kurumlara gidiyorum. Resmi kurumlar da aynı durumda ya. Vallahi bak ya ben de resmi kurumdan emekliyim ya. Türk Telekom'dan emekliyim ama çok değişik bir şey ya. Üzücü bir şey yani. Aynen. Onlar abi yabancılar, Suriyeliler bizden daha rahat. Yani arkadaşlar röportaj edebilir. Yani ne diyeyim, çok söylenecek şey var. İnsanlar, ben Türk oğlu Türk'üm bir de. Hiç karışımım yok. Bir de doğal bir Efe'yim yani. Efe gösterilerde şeylerde dövüş Efe'si değil yani. Sahnelere çıkan bir insanım. Çok şeyleri görüyorum, üzülüyorum ya. Yani Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ü kimse unutmasın abi. Siyaset değil, bu Çanakkale kolay kazanılmadı. Ha, yani gerçekten çok içime batıyor, duygulanıyorum yani. Ben Çanakkale'ye gittim abi, 12-13 yaşında çocuklar şehit olmuş ya. Ayağına adam çaput dolamış ya. Ayağına çaput dolayıp savaşa çıkık ya. Bunları unutuyorlar abi. Bu yemekle, bilmem orayı harcamakla olmaz bu ülke. Düzelmez abi. Dağa ne, hazır dağa ne dayanır abi? Hiçbir şey dayanmaz. Hazıra üretim. Üretim çok önemli. Yani buğday dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor abi. Böyle dışarıdan gelmekle bu iş yürümez. Sonumuz... Vallahi çok kötü bu durumda giderse. İnşallah bir değişim şartı olur ya. Ben öyle düşünüyorum. Ya umarım güzel günlere beraber görürüz. Art niyetim yok. Vatanımı, milletimi çok seviyorum. Bu kadar diyeceğim bu. Alalım mı kısa yorumlarınızı sizin? Ben Filistinli yani biraz. Filistinli evet, misiniz? Evet, Gazze'de. Ne zaman beri buradasınız Türkiye'de? Ben 8 sene. 8 senedir. Evet. Filistin olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? İsrail, Filistin. İsrail, Filistin hepsi ise yani zor çık sıkıntı. Ben aile 120 şehit yani benim aile. Anne baba ben bilmiyorum nerede. Yani 2,5 ay, 3 ay ben bilmiyorum. İletişim yok. Evet, hiç yok. Elektrik yok, internet yok, hiç yok. Peki Türkiye'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Arap, devlet Türkiye, adamlar Türkiye, yanında Filistin her zaman. Bir şey yok. Hep dünya yalancı. Kim yanında Gazze'de? Türkiye. Türkiye'den memnunsunuz evet, yani. Evet. Çok teşekkür. Sağ olun. Allah bereket. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı günler dilerim. Ülke gündemi sürekli değişiyor biliyorsun. Vatandaşın gündemine bunu araştırıyoruz abi. Vatandaşın gündeminde ne var? Abi vatandaşın gündeminde ekonomi var. Başka bir şey yok zaten. Hani evet. Eskiden gidip poşet yaptığımız alışverişleri şunlar bunlar. Şimdi artık markete girdik mi tek bir domates, iki salatalık.
İşte 3-5 tane zeytin o şekilde alıyoruz. Yani başka bir gündemimiz olamaz bizim. Şu anda sadece ekonomi, karnımızı doyurmak. Yani tatile gitmek falan gibi bir gündem. Nerede o rüyalar ya? Ben bir kurayım isterseniz. Yani görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.